Bugün dünyayı sarsan, etkisi altına alan koronavirüsünü Trabzon sokaklarında sorduk. Bununla ilgili önlemlerinizi aldınız mı? Veya en yakınıza çıksa nasıl davranırdınız? Size bir iş teklifi gelse Çin'den gider miydiniz diye soruları sorduk. Cevapları hep birlikte izleyelim. Bence Allah verdi Çin'in belasını. Güzel oldu yani. Bu insan fazla bu memlekete. Dünyaya fazla. Gavurun hakkından Allah geliyor işte. Böyle olması daha güzel. Peki en yakınıza bir virüs çıksa ne yaparsınız? En yakınımda amcam da çıkabilir mesela. Hiç sevmem. O ölebilir. Ötekiler kalsın. Çin'den yüksek miktarda bir teklif gelse size iş teklifi ne yaparsınız? Abi biz Türk'üz ya. Virüs ne eder bize her türlü. Sıkıntı yok. Giderim diyor. Giderim her türlü. Peki. Yok öyle bir şey ya. Mikrop bulaşıcı. Yani o zaten vardı yani. Yok bir zamanlar şey çıkarmışlar. Deli dana hastalığı, kuş gribi, bilmem ne gribi. Aslında aldırmamak lazım yani. Peki arkadaşınız veya ev arkadaşınız bende koronavirüsü var dese ne dersiniz? İnanmam, görmem lazım yani. Uzaklaşırım onlara. Uzaklaşırız ama. Yani dünyada var böyle bir şey var da, tehlike var yani öyle bir şey var da. Korunmamız lazım. Atıldığı kadar tehlikeli olduğunu sanmıyorum ama yine de yani büyük... Daha önce tarihte olmuş verem hastalıkları gibi mesela büyük bir şey bırakabilir. Yani sonuç bırakabilir. Ev arkadaşın dese ki bende koronavirüsü var. O zaman işler değişir yani. 14 günde yapabildiğimi yapmaya çalışırım artık. Örnek? Giderim gezerim. Daha görmek istediğim yerlere bakarım. Sen de değil, ev arkadaşında koronavirüsü çıktı. Bende de büyük ihtimalle vardır zaten o ev arkadaşımda varsa. Koronavirüsü bizim burada görülecek gibi değil. Zaten Türkiye'de resmi olarak girmemiş. Söyleyeceğim başka bir şey. Elleri temiz olduktan sonra, elleri yıkadıktan sonra uzmanlara dedi bulaşacak hali yok yani. Peki en yakın arkadaşınızda koronavirüsü çıksa ne yaparsınız? Uzak dururum. Hiç görüşmem. Koronavirüs çıksa ne olacak? Olsun yani. Kardeşiz biz. Terk etmem diyoruz. Yok abi. Peki sen? Abi tehlikeli. Türkiye'nin bütün komşularında var ama hani Türkiye'ye geleceğini sanmam. Çok güvenlik önlemi falan aldılar yani. Herhalde bir şey olmaz. Peki yazın gelecek olan turistler var Türkiye'ye. Yok, özellikle Trabzon. Turizmden bir şey beklemesinler bence bu sene. Olmaz yani. Almazlar. Türkiye'yi almazlar bence. Alsalar çünkü harbi bulaşır bu sefer korona. Peki Çin'den, Wuhan'dan çok yüksek miktarlı maaşlı bir iş teklifi alsan? Giderim abi. Peki teşekkürler. Koronavirüs hakkında Türkiye'ye gelebilir. Evet onu düşünüyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Dikkatli olmamız gerekiyor onu düşünüyorum o kadar. Ev arkadaşın veya en yakın arkadaşın da koronavirüsü çıksa ne yaparsın? Yapacak bir şey yok. Doğru hastaneye. Peki Çin'den size çok yüksek miktarlı maaşla bir iş teklifi gelse? Gitmem. Gitmem abi. Parayla bir işimiz yok. Öldü mü paraya ne abi? Çok şey düşünüyorum. Örnek mesela. Korkuyor musunuz? Yok korkmuyorum. Önlemini aldıktan sonra herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. En önemli şey temizlik. Peki en yakınınızda koronavirüsü çıksa? Evet. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Tabii ki tedirgin olurum onun için. Hemen hani tedavi yöntemlerine başvururuz. Evimizde hani önlem alırız. Umarım öyle bir şeyle karşılaşmayız. Çin'den yüksek miktarlı iş teklifi gelse size ne yaparsınız? Efendim? Çin'den çok yüksek miktarlı bir iş teklifi gelse. Memleketimi bırakmam. Hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum abi. En yakın arkadaşınızda bu virüs çıksa ne yaparsınız? Uzak dururum onları. Çin'den yüksek miktarlı bir maaş teklifi etseler size ne yaparsınız? Gitmem. Trump öyle diyor, yaz gelince geçer. Bunun için bir önlem aldınız mı? Ya biz bir önlem almadık tabii. Şu an duruma göre davranacağız. Bakalım herhangi bir sorun yaşandığı belli olursa Türkiye'de tabii biz de ilk işimiz önlem almak olacak. Ama şu an Türkiye'de öyle bir şey olmadığı söyleniyor. En yakınınızda bu virüs çıksa ne yaparsınız? Dur deme öyle bir şey. Ağzından yer alsın. Çin'den yüksek miktarlı bir iş teklifi alsanız. Gitmem abi. Ben ne işim var Çin'de ya? Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi hiçbir şey düşünmüyorum. Bir önlem aldınız mı bununla ilgili? Hayır. En yakın arkadaşında bu virüs çıksa ne yaparsın? Mesafe koyarım, ne yaparım? Başka yapılacak bir şey var mı? Sana Çin'den yüksek miktarlı bir iş teklifi gelse. Gitmem. Her şey para mı? Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsun? Korkuyoruz. Gerekli önlemleri aldığımızı düşünüyoruz. En yakınınızda bu virüs çıksa ne yaparsınız? Yapacak bir şey yok yani. Allah'tan geldi. Hastane, o bu. Elimizden geleni yapacağız artık. Peki
size Çin'den yüksek miktarlı bir iş teklifi gelse? Gitmem abi. Gitmem diyorsun. Gitmem ya. Peki teşekkür ederim. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Tehlikeli buluyorum tabii ki. Olursak ne yaparız? Korkuyoruz. Evet. Peki Allah göstermesin en yakınızda bu virüs çıksa ne yaparsın? Ne yaparız? Önlemimizi alırız. Yanaşmamaya dikkat ederiz kim olursa olsun. Ne yapalım da? Peki oldu ya size Çin'den çok yüksek miktarlı bir iş teklifi geldi. Gider misin? Yok yok gitmeyiz. Ne işimiz var Çin'de? Hani korona da olmasa bile işimiz yok orada. Biraz daha insanlar biraz daha kendini düşünsün. İnşallah İran'dan gelmez bize ama büyük ihtimalle de İran'dan geleceğini düşünüyoruz. Allah göstermesin. Oldu da en yakınıza bu virüs oldu. Ne yaparsınız? Vallahi elimden geleni yaparım. Tedavisinin en iyisini yaparım. Yani inşallah öyle bir şeyle karşılaşmazdık. Yani Türk milleti biraz daha temizdir. Biz yediğimize içtiğimize dikkat ediyoruz. Onun için inşallah gelmez ama öyle bir şey insanların başına gelse tabii elimizden geleni yaparız. İnşallah öyle bir şeyle de karşılaşmaz. Size Çin'den çok yüksek miktarlı bir iş teklifi gelse gider misiniz? Efendim? Çin'den yüksek miktarlı bir iş teklifi gelse. Vallahi Çin'e gezmeye bile gitmek istemem. Oradaki Türkmenlere, Müslümanlara yapılan eziyetten dolayı Allah onların da belasını versin. Başka bir şey demiyorum.